Bak, bunu senin için yaptım. Ay, çok güzel olmuş. Bunun pencereleri nerede? Pencereler de arkada. O yüzden görünmüyor buradan. Zittik! Zittik oğlum! Anne ya! Sana kaç kere söyledim arkadaşlarımın yanında bana böyle seslenme demedin mi? Tamam, tamam Volkan'cığım. Bak beslenmeni unutmuşsun. Unutmadım anne. Bilerek almadım. Benden başka beslenme çantası getiren kimse yok. Ya neden anlamıyorsun? Aa, olmaz öyle şey. Kayın bakayım şöyle. Kay kay. Buradaki o pis şeyleri yiyip hasta olmana izin veremem. Aa, beni de bekle. Önce şunu takalım şöyle. Aferin. Şimdi aç bakalım ağzını. Nana bak. Küçük bebek. Mama yiyor. Ya anne ya. Ya koyun mu oldu? Sen onları aldın mı oğlum? Ye koçum, ye canım. Şuna bak. Oh. Bak bak. Afiyet olsun. Tam yemeğini paylaşalım mı? Ancak benim olma yetecek kadar getirdim. Ben onun en yakın arkadaşıyım. Benimle paylaşırsın değil mi Volkan? En yakın arkadaşımı? Evet. Volkan. Sana kaç defa dinledim seninle ilgili çocuklarla buluşacaksın diye. Aşağı mahalleden arkadaş sana yakışmaz. Ne yani, ben onun dengesinden değil miyim? Değilsin tabii. Senin baban ne iş yapıyor bakayım? Sana ne? Sana ne? Sana ya, ne? Ay sen ne biçim konuşuyorsun, terbiyesiz. Ya durun ya. Herkes bize bakıyor ya. Var ya, anne, anne. Ben büyüyünce senin oğlunla evleneceğim. Sen de ortaya mı çarptın? Ölürüm de buna izin vermem, anladın mı küçük cadı? Sensin cadı. İçin kötü senin. Ya anne, gül de müdür. Bütün yemekleri de yiyeceğim. Ya gül de müdür ceza verecek anne ya. Ben gidiyorum ya. Anne. Merve, Merve. Sınıfa girme Merve. Anneye bak anne. Ya şimdi ah evladım, daha bu yaşta kızları peşinden gidiyor. Deyince hiç iflah olmaz bu. Kızına karşı nasıl davranacağını öğretmedim mi sana? Bir daha böyle bir şey olursa sana çok büyük bir ceza veririm ona göre. Ama Volkan'ın annesi de bana çok kötü davrandı. Karşılık verme bakayım. Ah siz çocuklar ah. Merve, annem ne dedi? Volkan'ın annesine öyle davrandığım için beni aşağıda ne diyecek? Ama ben fikrimi değiştirdim. Ne olursa olsun büyüyünce Volkan'la evleneceğim. Duamı da sen tutarsın, tamam mı? Tamam. Biliyor musun Merve, ben de Nana'ya sinir oluyorum. Ama annem Emre amcayla evlenince kim bilir, belki ben de büyüyünce Volkan'la evlenirim. Ay o zaman da ben senin duanı tutarım. Tamam. Aa, kucuma sakin ol. Sen çok şişmansın. Bu kadar yeme. Biraz da biz yiyelim diyeyim ama. Ben ona tükürdüm. Kandırdım, kandırdım. Etleri kandırdım, kandırdım, kandırdım. Etleri kandırdım. Bir dakika, bir dakika. Bir daha yapalım, bir daha yapalım. Halkan, istersen sana matematik çalıştırabilirim. Çünkü annem bu gidişle matematikten sınıfta kalacağını söyledi. Sana ne be gıcık? Hem Nana bana matematik çalıştırır. Merak etme. Nana mı? O daha köyden yeni gelmiş bir aptal. Kendine bir hayrı yok ki sana hayrı olsun. Halkan, matematik sınavının sonuçları belli olmuş. Ne olmuş? Ben de kalmışım. Çok sınıfta bir tek Nana 5 almış. Kesin bir yanlışlık olmadı. Tıkkırları doğru yapmıştım. Olamaz ya. Babam canımı okuyacak. Yine sanayiden söz edecek. Üzülme, ben seni çalıştırırım, düzeltirsin. Teşekkür ederim Nana. Kopya çektin değil mi? Ben mi? Tabii sen. Kopya çekip 5 aldın. Kimse benden daha yüksek not alamaz. Anneme söyleyeceğim. Bu sınav yeniden yapılsın. Gıcık. Gıcık. Ya, gel bak. Hadi bakalım. Bak. Kimse benden daha yüksek not alamaz. Pis köylü kızı. Sen görürsün. Sen ne yapıyorsun benim sıramda?
Aman be, kitabın yere düşmüştü. Onu sırana koydum. Sana da iyilik yaramıyor. Çıksana şuradan canım. Hocam kusura bakmayın. Sınavınızı böldüm. Ama sınavda kopya çekildiğine dair bir ihbar aldım. İzin verirseniz kontrol etmek istiyorum. Tabii buyurun. Yardımınızı öğrenebilir miyim? Evet çocuklar, sınav devam ediyor. Nasıl yaptın? Sır, belki bir gün anlatırım.